arkadaşlar. Herkese günaydın, hayırlı işler, hayırlı kazançlar. Bugününüzün bolluk bereket içinde geçmesi dileğiyle. Herkese kolay gelsin. İstirahate olanlara hayırlı istirahatler. Evet arkadaşlar, gene yollardayız. Uykumuz da geldi. Uykumuz geldi ama yapacak da bir şey yok. Bir şey yok da arkadaşlar. Yolda giderken dikkatli olmamız gerekiyor. Akşam Dilovası rampasında büyük bir kaza oldu. Bayağı da büyük bir kaza. Otobanda türcü arkadaşımızı sıkıştırmışlar. Türcü kendisini, yani diğer sıkıştıranlara vurmayayım diye adam, bu yanki Ankara yönündeki taraftan İstanbul yönüne giden tarafa geçmiş. Yani taksiyi bir iki tane ya binek araçlara vurmuş, tıra vurmuştu. Bayağı da bir büyük kazaydı. Aşağı yukarı 5-6 kişi de vefat eden var, ölenler var. Yani bir aile, taksinin içindeki bir aile komple gitmişti zaten. Haberlere falan da çıktı herhalde. Akşam orada çekim yapıyordular. Yani zor durum arkadaşlar, zor bir durum. Allah rahmet eylesin o haliye. Türcü kardeşimiz de, onun akıbetinden haberimiz yok. Onu bilmiyorum. Haberlerde de bir şey demedi ya da ben anlamadım. Şimdi akşam orada arkadaşlar, radyoyu açtım ben. Radyoda haberler vardı. Radyoya bağlanan arkadaşlar var. Tırcıya kabahat buluyorlar. Neymiş, büyük arabaymış. Kamyoncu tırcı yolda düzgün gitmiyormuş. Arkadaşım bir tanesi öyle söylüyor radyoda, bağlanmış oraya. Be kardeşim, işin aslını neslini öğrenmeden hemen tırcı suçlu. Tırcı olmasa, tırcılar, kamyoncular dikkatli olmasa her gün yolda küçük arabaları ezer geçerler herhalde. Çünkü şoförlüğü olan da olmayan da o küçük arabanın üstüne biniyor, dönüyor yola. Yeni ehliyet almış adam, benim ehliyetim var, atla doğru yola. Biz küçük arabaları kollamaktan yola gidemiyoruz. Yani sağa aynaya bak, sola aynaya bak, önümüzdeki aynaya bak, yana aynaya bak. Yani bu kadar aynaya bak, bir de önüne bak. Yani devamlı küçük arabaları kollayacağız. Acaba birisi geldi arabanın altına mı girdi? Arabanın kör noktasından önümüze mi girdi? Ters taraftan bizi mi solluyor acaba? Acaba dorsenin altına mı girdiler? Diye küçük araba kollayıp duruyoruz. Ondan sonra küçük arabalar haklı. Kardeşim haklı değil. Küçük arabaların yüzünden bu kazalar çoğunlukla oluyor. Tırcıların, kamyoncuların yüzünden değil. Tırcılar, kamyoncular kadar küçük arabalarda dikkat etse zaten kaza falan da olmayacak. Ha, hepsi de aynı değil. Bazı istisnalar olabiliyor. Bizim mesleğimizde yorgunluk, uykusuzluk oluyor. Yani bir anlık göz dalması bu işte kazayı getirebiliyor. Ama tabi arkadaşlar, tırcı mırcı hatalı falan filan, yani işin aslını öğrenmeden de hüküm vermek de iyi bir şey değil. Şimdi akşam adamı orada sıkıştırmışlar, adam kaçacak yer bulamamış. Zaten rampa aşağı dönmüş, araba yüklü. Bir tarafı kurtarmış, diğer tarafı kurtaramamış adam. Yani oraya vurmasa diğer tarafa vuracaktı. Yani kurtarma şansı yok, otoban.
O yüzden yanlış konuşmayalım. Ha şimdi bak. Adam önümüze atlıyor bisikletle. Bak şimdi. Yani kamera o tarafa dönük olsa da görseniz. Şimdi o adama vursak hatalıyız. Niye? Tırcıyız. Kamyoncuyuz ondan. Tabii sadece tırcı kamyoncuyuz diye kendimizi savunmayalım. Yani bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Sonuçta büyük vasıtayız. Dediğim gibi küçük arabalara binenler zaten hep yeni şoförler var. Adam ehliyetini almış, benim ehliyetim var diye yola çıkmış dediğimiz gibi. Ondan sonra böyle şeyler oluyor yani. Havalar sıcak. İnsanlar bunalıyor. Neyse. Arkadaşlar. Yani durum böyle. Yapacak da bir şey yok. Dediğimiz gibi. Çok uykumuz geldiğinde. Baktık dayanamıyoruz. Arkadaşlar arabamızı müsait bir yere çekelim. Yarım saat, bir saat kestirelim. Yani bir saat daha erken gitmek bizim canımızı geri getirmez. Bir saat geç gidelim, temiz gidelim arkadaşlar. Artı arabamızı müsait sağa çekelim, elimizi yüzümüzü yıkayalım. 5 dakikamızı alır, 5 dakika. Arkadaşlar 5 dakikamızı alır. Hem aşağı inmiş bir tur atmış oluruz. Hem yüzümüzü gözümüzü yıkamış açılmış oluruz. Hem zihnimiz açılmış olur. Hem gözlerimiz açılmış olur. Dinlenmiş olur. Beynimizin uyuşukluğu gider. Yani arkadaşlar böyle 3 kuruş 5 kuruş bizim canımızı geri getirmez. Karşı tarafın canını hiç geri getirmez. Yani akşam orada şimdi bir aile yok oldu ya. Yazık günah. Evet arkadaşlar neyse.